Hayırlı günler. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, şöyle kamerayı elime alınca aklıma geldi. Bir tane arkadaş demiş ki o kadar çok kameranız titriyor ki demiş. Gerçekten demiş izlemek istiyorum. Güzel içeriğiniz var fakat çok fazla kameranın titremesinden demiş. İzleyemiyorum demiş. Ondan sonra haklı. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu kameraları telefonlara tutacak bir gimbal diye bir alet var. O gimbal'ı ben kullanmak istemiyorum. Sokakta birilerinin yanında çekerken. Yani takdir edersiniz böyle YouTube yapmak için YouTube'a başlamış bir insan değilim. Benimkisi tamamen her zaman söylüyorum. Böyle el işinden doğru şey gelişti, kendiliğinden gelişti arkadaşlar. O yüzden hani gimbal kullanmak istemiyorum ama iPhone telefonlarda bu sorun çok olmuyor. Onu fark ettim. Kızımın iPhone telefonunda çektiğimizde mesela baktım ki evet gerçekten kamera sen elini oynatsan da oynamıyor. Sonrasında bir iPhone telefonla mecburen bunu halledeceğim. Bunlar da eltilerimin arkadaşlar cam güzeli. Kaktüsü bugün ona geldik. Bu da aloe verası. Yani kaktüsü yine güzel de ama arkadaşlar bakın Erzincan toprağı şöyle çamur, bildiğin çamur. Bakın. Yani bunlar şey de kullanıyorlar. Yani hayvan gübresi falan da koyuyorlar ama kesinlikle kompost yapılması lazım. Ben olsam burada kompost yapar ve bakın domatesleri var burada. Domateslerimi bile kompost atarım. Bu arada da kaç tane anahtar kaybettim buraya geldim geleli. Buraya yeni bırakmış gitmişim. Aslında hiç huyum değildi ya anahtar kaybetmek. Hiçbir şey kaybetmem yani. Tamam bir yere saklarım. Bulamam ayrı. Ama bu sene ben şeyden diye düşünüyorum. Bu koronadan sonra bu anahtarı burada bırakıp gidebiliyorum arkadaşlar. Yani çekip gidiyorum. Mesela eşimle bir akşam dayılara gidecektik. Onlar da gelecekler bugün eltime. Hep birlikte oturacağız. Benim bugün Erzincan'da son günüm. Eşim dedi ki işte evdeki bayat ekmekleri götür dedi. Onların tavuğuna veririz dedi. Arabadan indim. Ondan sonra şeyi bırakırken ekmekleri hiç huyum değildir. Bakın hiç huyum. Huyum olsa huyum derim yani. Ayıp değil, günah değil. Anahtarı da orada bırakmışım. Ondan sonra geldim diyorum ki ben anahtarı kaybettim, anahtarı kaybettim. Sonra yenge işte bulmuş, getirdi dedi ki anahtarını kaybetmişsin Fatma, bu senin anahtarın dedi, getirdi. Dedim evet benim anahtarım. Anahtarı ondan aldım, 10 dakika sonra anahtarı yine kaybettim. Yenge hoş geldin. Hangisi? O İşte anahtar öyle ya. eltime geldik. Onun balkonu arkadaşlar, o balkonunu şöyle genişletti. Ben size genişçe göstereyim. Bayağı bir oda kadar genişletti. Burada zaten çok meşhur. Herkes balkonunu genişletir. Bakın şu da yine bizim konutlardan. Bakın balkonunu genişletmiş. Çok da güzel olmuş. Çocukların sesleri de geliyor. İşte böyle arkadaşlar. Bugün Erzincan'da son günüm. Aslında şöyle oluyor. Yani her halükarda çok buruk oluyor. Oradan gelirken buraya hem bir telaş oluyor hem de insanlardan ayrılmak bir ayda olsa bir burukluk yapıyor. Buradan da giderken eskiden ağlıyordum bile. Şimdi üzülüyorum yani insanlarla alışıyoruz. Ayrılık zor. Bugün ne yaptım? Bugün çarşafları, yastıkların tümünü makineye attım. Bir hafta önce atmıştım aslında. Bir daha yıkar mıydım, yıkamaz mıydım dedim. Ondan sonra işte gidince de üstümüze aldığımız böyle şeyler vardı. Hafif pike gibi şeyler. Onlara atacağım. Erzincan'ın bir güzelliği var arkadaşlar. Nem olmadığı için çamaşır, istersen 10 makine çamaşır yıka, 10 makine çamaşır kurur ve katlar kaldırırsın. Böyle otobüsümüz geçiyor. 10 makine çamaşırı kaldırırsın. O yüzden çok seviyorum burada çamaşır yıkamayı. Gebze'de hiç sevmiyorum. Çünkü kurumuyor. Günlerce o askıda kalıyor. Ondan sonra
Burada selesinde kuruyacak diye makineden alır almaz koştur koştur götürüp seriyorum. İşte çarşaflar şimdi 2,5 saatlik uzuna attım. Yastıkları. 2,5 saat çok uzun ama daha kısası yoktu. Sonra üstümüzdekileri de böyle 60 dakikalığa atacağım gidince. Sonra hazırlanacağız yavaş yavaş arkadaşlar. Bavullarımızı hazırlarız. Ondan sonra zannedersem Yozgat'a uğrayacağız. Yozgat'ta birinde kalacağız. Bakalım. Onu belli değil. Ondan sonra oradan gideceğiz inşallah. Zaten gün gün size çekiyorum. Şurada da çocuklar amma bağırarak bir şeyler yaptılar ama. Neyse. Arkadaşlar, cevizi silkelemeyeceğiz normalde. Dayı hanımlarına söyledim, Meltem'e söyledim. Onlar toplasınlar diye. Sonra ablam demişti ki yeşilinden cevizi al da biraz yersiniz falan demişti. Sonra kızım da dedi ki anne ben toplamak istiyorum biraz dedi. Tabii alt dallara vurması gerekiyor arkadaşlar. Eskiden alt dallarda çok oluyordu. Burada bir kere böyle sel gibi bir şey oldu bu topraklara. Lığ diyorlar. Lığ geldi. Aslında benim bir hayvan gübresi alıp bu ağaçların dibine dökmem lazım. Yani işin açıkçası Türkçesi normalde bu. Ama dökemedim. Yani dökemediğim için de ağaçlar artık eski veriminde değiller. İşte biraz ceviz topluyorlar bakalım. Ondan sonra bakın şu kayısı ağacımın dibine de çocuklar taş yığmış. O söyleyeyim o taşlara da oradan alsın. Çoluk çocuk oraya taş yığmış arkadaşlar. Bakın kızımı yolladım şimdi. Oradan o taşları alsın kenara atsınlar. Kızım kenara koyun. Bak bu bahçe bizim bahçemiz. Kenara güzelce koyun. O taşların olduğu yere koyun. Ağacın köklerini şöyle dibini ben yapmıştım havuz gibi. Orayı öyle yapsınlar. Neyse yolun ortasına bıraktılar taşları ama onlara söylerim biraz sonra. Kamerada da çağırmak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar cevizin dallarına vurarak topluyoruz. Ben neyi fark ettim biliyor musunuz? Cevizin dallarına hasat zamanı vurarak toplamış olmak biliyor musunuz? Ağacı budama gibi oluyor. Ve şu çılgın rüzgarlarda o cevizler kabuk açıyorlar. Bakın kızlarım toplamışlar arkadaşlar. Şöyle. Ama kabuk açmamış bunlar. Bakın. Şöyle. Kabuk açmamış. Bu ellerimizi de kapkara edecek şimdi. Sonuçta benim işim de sürekli elimin şeyiyle. Bunların kabuk açmasını yani kolay nasıl kabuk açtırırız bilen varsa söylese iyi olur. Böyle. Arkadaşlar işte yarın yola çıkacağız. Allah izin verirse. Allah nasip ederse inşallah yola çıkacağız. Bakalım. Ömür olursa Gebze'ye geleceğiz inşallah. Neyse kızlar topluyorlar. Ben de ne yapıyorum bu arada? Ben yaptığım işi de size göstereyim. Şimdi arkadaşlar video aklıma geldiğinde tam buraları yapıyordum. Şu şekilde güzelce süpürüyorum. Güzelce süpürdükten sonra katlayamaya başlıyorum. Burayı da süpüreceğim. Süpürüp bitiriyorum. Halıları bu şekilde altlarını da süpürüyorum. Eskiden siliyordum. Şimdi silmiyorum. Süpürüp bırakacağım altlarını da. Buralara balkon halılarım var. Balkon halılarımı sereceğim. Arkadaşlar bakın bir taraftan çamaşır yıkanıyor. Bir taraftan da size şöyle göstereyim. Çarşafları yıkadım. Çocukların çarşaflarına. Üste alınan çarşaflar vardı. Şöyle serdim. İşte bir saat olmadı. Sereli kurumak üzere. Bakın şu kalın bir çarşaf ama kurumak üzere. Şimdi de makinede pike gibi olanlar yıkanıyorlar. Ondan sonra bunları
Tabii bir gece daha kullanacağız. Bir geceden sonra bunları kaldıracağım. Bir dahaki sene gelince yine bir kere yıkıyorum. Çünkü eğer arkadaşlar bu halde bırakırsak sararma oluyor. Yastık başları var. İşte yastık başları yıkanıyor falan. Yastık başları da nerede? Şuraya serdim onları da. Bakın. Onlar da burada hemen hemen kurumuşlar. Onları da takacağım. Böyle iç şilte diyoruz. Şilteden sararanlar varsa onları da hepsini değiştiriyorum. Onları da yıkıyorum. Tek şansım ne biliyor musunuz? Tek şansım arkadaşlar. Çok hızlı kuruması. Her şey çok hızlı kuruyor. Yani bir saatin içerisinde her şey kuruyor. Öyle olunca da arkadaşlar yıkamakta bir şey yok. Makine yıkıyor zaten. Her şeyi yıkıyorum. Mesela geçenlerde ben 17 makine çamaşır yıkamıştım. Misafirim gelip gitmişti. Çarşaf, yastık, işte üst pikeler, giysiler falan. O halde bile 2 günde bitirmiştim 17 makine çamaşırın yıkanması ve katlanma işini. Şimdi arkadaşlar şu halıyı bırakacağım yine ortada. Akşamdan yine misafir gelir. Bizi yolculamaya insanlar gelir. Şuraya balkonun halısını sereceğim. Ondan sonra bakacağız. Bu arada kapım çalıyor. Buraya arkadaşlar bavullarımı yaptım. Şimdi bu halıyı süpürüp alacağım. Yatak odamın şöyle yatak odamın halısını kaldırdım. Ondan sonra burada halledilecek bir şeyler var. Yastıklar falan onları göstermeyeyim. Ondan sonra ve biz hazırlanacağız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın.